Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyoruz. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Seslendirmen Şaban Özdemir yayın konuğumuz. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Aleyna Hanım, çok sağ olun. Şöyle ki biz haber akışlarımızda yer veriyoruz. Yapay zekanın geldiği noktayı elimizden geldiği kadarıyla tehditlerini, boyutlarıyla masaya yatırmaya çalışıyoruz. Ama bugün özellikle son gelen haberden yola çıkmak istiyorum. Hollywood'un dünyaca ünlü oyuncusu Scarlett Johansson avukatına kadar başvurdu. Çünkü bir yapay zeka platformu onun sesini kullandı. Scarlett'in bile sesini kullandıysa biz seslendirme sanatçılarının ya da işte bu işe gönül vermiş, para kazanan insanların acaba ekmeklerini ne kadar elinden alacak? Hep bu soruları merak ediyoruz. Öncelikle yapay zekanın geldiği son noktayı sizden öğrenebilir miyiz? Yapay zekanın geldiği son nokta itibariyle zaman zaman ben de korkmuyor değilim. Korkutucu. Çünkü kötüye kullanımı da var. Maalesef insanoğlu yaratılışından bugüne hep iyi ile kötünün bir mücadelesi oldu. Teknolojide de öyle. Aslında teknolojiyi ben hep tarafsız bir araç olarak görüyorum ve kullanıyorum. Amaç uğruna çok güzel şeyler inşa edebilirsiniz ama maalesef ki kötü niyetli bir taraf da var. O da teknoloji, bilimi olduğu gibi teknolojiyi de aynı şekilde kötüye kullanan kişiler. Biraz önce ifade ettiğiniz üzere, evet, seslendirme sanatçılarının birçoğunun seslerinin klonlanması söz konusu. Burada zarar görüyorlar mı? Tabii ki zarar görüyorlar. Burada kötüye kullanım, daha önce katıldığım programlarda, yayınlarda hep ifade ediyorum, altını çiziyorum. Bir kişinin 3-5 saniyelik belki de bir sesine sahip olmanız onun sesinin klonlanması manasına gelebilir. Bu riski taşıyabilir. Evet, şöyle toparlayacak olursam yapay zekanın geldiği son nokta itibariyle korkutucu boyutta ama fayda yönünde kullanılırsak insanı, hayatı, yaşamı oldukça kolaylaştıracak bir düzeyde. Bugün siz de yapay zekanın, yapay zeka tabanlı teknolojileri birçok platformda kullanıyorsunuz. Yani bilgisayar yayın, internet yayınlarımızdan, işte Skype bağlantılarımızdan, derin öğrenme modelleri üzerinden, akıllı telefonlarımızdan birçok noktada bundan faydalanabiliyoruz. Trafiği tespit etmekte, işte hava durumu mesela, o kadar çok çoğaltabiliriz ki. Yani ikili ilişkilerde dahi ciddi manada kolaylaştırıyor. Hayatın her aşamasına girdi diyebilirim. Artık bizimle birlikte bir arkadaşımız, bir dostumuz yapay zeka. Onunla iyi, etkili ve nitelikli yaşamayı bence öğreniyor olmak lazım. Evet, kötü niyetli kişilerle de savaşabiliyor olmayı öğrenmek lazım. Onun için de biraz daha bilişim teknolojileri üzerinden de bunlar önlenebilir. Vakit olursa belki onları da konuşabiliriz. Hatırlarsın, Siri ilk hayatımıza girdiği zaman aman Allah'ım bizimle beraber konuşan birisi var. İşte yol güzergahını belirtirken ne de güzel, bazı telaffuz hataları olabiliyor tabii ki. Ama bunlar artık hayatımızın her alanında, bizim de işte yaptığımız işlerde hep karşımıza çıkıyor. Bu kadar dijitalleştirmek, başında da söylediğiniz gibi, evet korkutuyor ama insanların mesleklerini de bir yandan elinden alıyor. Bunun için bir örgütlenme, bir çalışma var mı? Çünkü benzerlerine yurt dışında rastladık. Bizim ülkemizde böyle bir çalışma, bir araya gelme söz konusu mu? Bununla ilgili bu kötüye kullanımı, yapay zeka tabanlı teknolojilerin, özellikle seslendirme platformlarının kötüye kullanımı ile ilgili, evet, birçok ülkede, özellikle Avrupa ülkelerinde, Amerika'da seslendirme sanatçılarının zaman zaman grev yaptığına şahit oluyoruz. Burada biraz daha haklarını aranması konusunda grevler yapıyor birçok alanda ve Türkiye, dünya genelinde yapay zeka yasası ve yapay zeka düzenlemeleriyle ilgili çalışmalarda söz konusu. Bu biraz daha yapay zekanın kötüye kullanımının önüne geçmek, daha verimli, daha etkili ve efektif kullanımı ve şeffaf bir şekilde denetlenebiliyor olmasını aslında kapsayan yapay zeka yasası çalışmaları var. Ki Avrupa Parlamentosu onu kabul etti. İlk 6 ay ve 2 yıllık periyotlarda bu bahsettiğim parametreler ölçeğinde onu hayata geçirdiler. Türkiye'de de düzenlemeler, söz konusu çalışmalar yürütülüyor. Aslında yeni yeni olan bir şey. Evet, tepkiler var kötüye kullanımı ilgili. Meslekleri
özellikle tehdit ettiği ortada. Bugün gazeteciler, haber editörleri bile düşünün, ChatGPT'ye ki biliyorsunuz 4.0 sürümü güncellendi, o da çok tartışıldı, konuşuldu, artık duyguyu bile tamamen verebiliyor olması sizler de yayınlarınızda işlemiş olma ihtimaliniz çok yüksek çünkü çok konuşuldu. Geldiği nokta itibariyle evet, yani artık duyguyu bile işleyebilen, görüntüsüyle karşıdaki kişiyle onu iyi bir analiz edip derin öğrenme algoritmalarını da kullanarak bunu çok iyi analiz edebilip ve karşısıyla sohbet edebiliyor. Siz bir örneğini verdiniz. Onun çok 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 gelişmiş bir boyutu aslında. Görüntünün, duygunun, sesin, mimik okumanın da içine dahil olduğu bir teknolojiden bahsediyoruz. Seslendirme sanatçıları evet tepki gösteriyor. Türkiye'de de bu tepkiler söz konusu. Küresel düzeyde de bu tepkiler söz konusu. Çünkü mesleklerinin elinden alınması bir risk, iki sesinin kötüye kullanılması. Biraz önce ifade verdiğiniz örnek üzere ki hiç unutmam, çok değerli bir seslendirme sanatçısı Nur Subaşı ölümünden çok sonra bir sesinin klonlanarak başka bir tanıtım reklam platformunda kullanılmıştı. Dolayısıyla bu tabii her türlü izinsiz kullanım kötüye kullanım ve haksız kullanımdır. Ama şöyle de kötüye kullanımlar söz konusu olabilir Aleyna Hanım. Kişinin sesinin klonlanıp bankasını arayıp banka hesap hareketlerini yönetebilir pozisyona da gelebiliyor olması riski diğer taraftan da var. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Türkiye'de evet tepkiler var. Seslendirme sanatçıları biraz daha haklarının aranıp ve teslim ediliyor ve tartışılıyor olmasını konuşuyor. Yapay zeka yasası şeyleri var, özellikle düzenlemeleri söz konusu. Riskleri sorarsanız belki onu da konuşuruz. Ne gibi şeyler var? Daha çok yapay zeka tabanlı seslendirme platformu ses sanatçısını nasıl etkiledi düzeyinde değerlendirmemi isterseniz onu da kısacık değerlendirebilirim. Öncelikle şunu soracağım. Evet, ses sanatçılarını, seslendirmenleri çok fazla etkiliyor ama bazen dediğiniz gibi şimdi telefonların bankacılıkla telefon uygulamalarında sesinizde komut vermek istiyor musunuz? Öncelikle bunu kaydediyorlar. Sizin sesinizle bütün yaptırımları yapabiliyorlar. Ama burada kaydedip işte dediğiniz gibi burada bütün hesaplarınızı boşaltma şansına da maalesef sahip oluyorlar. Bunu mesela ne dersiniz bu konuda? Tamam, teknolojiyi bu şekilde kullanmak bir yandan kolaylık sağlıyor ama bir yandan da insanların işte hiç konuşmadığı, hiç söylemediği şeyleri dahi sanki söylemiş gibi, sanki komut vermiş gibi onların işte özel hayatlarını belki etkileyecek. Belki hiç söylemedikleri şeyleri söyletip karşılarına delil olarak sunacak. Yarın öbür gün böyle problemlerle de karşı karşıya kalabiliriz gibi geliyor. Çok haklısınız. Aslında zaman zaman örnekleriyle karşılaşmaya başladık bile. Yani bilişim suçları kapsamında bilişim suç alanında çalışan uzmanlar tabii ki çok daha doğru değerlendirmeler yapabilir ama burada tabii kurumların önlem alıyor olması gerekiyor. Bireysel kişilerin de önlemler alıyor olması gerekiyor. Bankalar, konuşup bankaların çağrı merkezleri bununla ilgili bir yapay zeka tabanlı, nasıl yapay zekanın kötüye kullanımı söz konusuysa yapay zeka tabanlı uygulamaların yine bu kötüyü önleme yönünde kullanılıyor olması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar yapılabilir. Yani biz hep şunu söylüyoruz, bilim ve teknolojiyle hangi alanda savaşıyorsanız o savaş alanında cephede yine şey üretmek lazım. Cephane üretiyor olmak lazım. Çok dikkat çekici bir örnek vermek istiyorum ben. Bunu da zaman zaman konuşuyoruz. Örnek veriyorum, kimyasal madde bağımlılığı ile ilgili kimyasal üretimler oluyor laboratuvar ortamında kötü niyetli kişiler. Düşünün, iyi niyetli insanlar da onları tespit noktasında ikisi de laboratuvarda savaşıyor. Biri kötüye, biri iyiye. Ama şunu da çok rahat söyleyebilirim, maalesef kötü niyetli çalışan insanlar iyi niyetli çalışan insanların bir adım önünde. Dolayısıyla çok daha fazla çalışıp o savaşı yine iyilerin lehine çeviriyor olmak lazım. İşte bankaysa bankaların bu manada önlem alması gerekiyor. Bireysel kişilerse işte biraz daha kendi kullandığı aparatlarla cep telefonu olabilir, bilgisayar olabilir. İşte bir takım programlar
kullanarak kendini korumaya alabilir diye düşünüyorum. Örnekleri önlem alınması artarak devam edecek, riskleri ve zararları çok daha fazla konuşuyor olabiliriz.